Tuttum. Pepe. Tuttum. Hadi at Pepe. Çok sıcak oldu Şila. Evet, ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şuşu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet Şuşu, neden? Çünkü en sıcak mevsim olan yaz mevsimi başladı çocuklar. Ben yazı çok severim. Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Benim en azından şapkam var. Benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Gölge mi? Neresi gölge ki? Örneğin şu ağacın altı gölge Şila. Bak, bu ağacın gölgesi. Bu da benim gölgem, bak. Benim gölgem de burada. Evet gölge. Güneş kadar sıcak değil. Evet. Gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. Hadi ne oynayalım? Bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşi bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım, gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Tamam hadi. Yandın, söndün, yandın, söndün, yandın. Ben yandım galiba. Ben de çok sevdim. Hadi şu o zaman Şile'ye yaz şarkımızı söyleyelim. Tamam. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak, güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak, güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak, güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, 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 yaz geldi. Yaz, 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 yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Hala çok sıcak. Çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size, hadi gelin. Yakalayacağım seni Şila. Bu beni yakalayamaz bir kere. İşte serinledin Pepe. Evet, su çok güzel. Bak Şila nasıl yüzeceğim şimdi. Cüp 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 Sen uyuyordun bebe. Ama uyandım. Gel kardeşim, sen de yüz bizimle. Tamam. Cip 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 cip. Çocuklar. Dede. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Dede bak nasıl yüzüyorum. Cip 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 cip. Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. Minik kelebeğim, aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi dede hadi, ne olur gidelim, ne olur. Hem size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani?
Evet baba. Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam, çaba nerede ben gösteririm. Söz dedi. Çaba demek çok çalışmak demek bebe. Çok çalışmadım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne. Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın, denize gidiyoruz. Çok güzel, çok. İyi düşünmüşsün baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. Gel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. Nenem yakışıklım dedi. Evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım. Uçuyoruz. İşte geldim. Yaşasın. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet çok güzel. İyi biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım, iyi geldi soğuk. Vallahi çok iyi geldi serin serin. Aa nenem ne güzel yüzüyor. Evet balık gibi. Nene orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Durun burada beni izleyin. Bakın denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin, sığ. Derin, sığ. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz, tamam dede? Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam, sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dede? Bir günde yüzme öğrenilmez Papa. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet bebe, çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam, hadi başlayalım dede. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. İşte bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları takımı. Harikasınız. Harikasınız. Bravo. Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel yüzebildiklerini gösterecekler. Üç diye atlayın çocuklar. Bir, iki... Üç. Neler oluyor? Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? Hani çalıştınız ya hepiniz. Balık gibi yüzüyordunuz ya.
Sana şaka yaptık dede. Evet, işte bana. Aferin. Harika yüzüyorlar. Biraz da burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemencik uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Git'e bindin. Ha evet, bebeğiyle ittir git'e bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla değdi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. İşte harika bir gün başlıyor. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet.
Pek. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne, deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnımız ilç alıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnımız zırr diye zilç alıp bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. Babişkaların babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Aa, baba basmetini bayılırım. Aa, ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yaşasın. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nım 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 nım. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım değil. Baban benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Gut 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 gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak zıplamak istiyor. Luna. Arkadaşım maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla zıpla. Biraz da salla. Salla. Çok seviyorum. Bence. Bebe ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır ben iyiyim yorulmadım. Luna. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Luna. Şu. Uykun mu geldi canım? Hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor, anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum.
Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinle koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım, o zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Ben böyle maviye boyadım öğretmenim. Gökyüzü gibi. Üzerine de beyaz bulutlar koydum. Çok güzel olmuş Pepe. Ne güzel bir düş kurmuşsun. Bu da benimkisi. Ben yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar var. Seninki de harika Zeze. Aferin sana. İşte bu da benimkisi. Sapsarı yaptım. Çünkü bu bir güneş. Aferin Bibi. Güneşin harika olmuş canım. Siz bu tahta misket boyama konusunda gerçekten çok başarılısınız çocuklar. Hadi birer tane daha tahta misket boyayın. Ben hemen geliyorum. Ben tahta misketlerden bir tane renkli top yapacağım. Ben de tahta misketten kaskımın aynısını yapacağım. Ben ne yapsam ki? Ay! Ne oldu Zeze? Bakayım ne oldu? Bir şey olmadı Pepe. Ama canın yanmış gibi Zeze. Evet, biraz yandı. Elini çek de bakalım bir şey oldu yanağına. Yanağın çizilmiş Zeze. Ay nasıl oldu ki? Ay, acıyor mu? Bir şey olmaz, acımıyor şimdi. Neyle çizdin ki? Tamam geçti şimdi. Çocuklar bakın. Yeni sınıf arkadaşımız mı öğretmenim? Evet çocuklar. Mimi, seni tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi. Bibiciğim, bu da Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba. Bu da Zeze. Merhaba Mimi. Merhaba Zeze. İşte bu da Pepe. Pepeciğim işte çok merak ettiği sınıf arkadaşlarından biri daha geldi canım. Gördün mü? Evet. Merhaba Mimi. Bizimle tahta misket boyamak ister misin? Tamam. Çok isterim. Senin ne değişik saçların var Mimi. Nasıl değişik? Yani rengi, şekli falan çok güzel. Çok beğendim. Senin de şapkan çok güzel Pepe. Sağ ol. Bibi'nin kaskı da çok güzel. Peki Zeze'nin şapkası? Evet. Zeze'nin şapkası da çok güzel. Senin de tokan çok güzel. Zeze. Yüzüne ne oldu kızım? Demin bir şeyle çizdi Zeze yüzünü ama nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim. Öyle mi? Bakmama izin verir misin Zeze? Lütfen bir tanem. Tamam. Tamam tatlım. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Tırnaklarım uzamıştı biraz öğretmenim. Tırnağım yanlışlıktan yüzüme geldi böyle oldu. Evet tatlım. Tırnakların gerçekten çok uzamış. Onları böyle uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz lazım biliyorsunuz değil mi çocuklar? Benim de tırnaklarım biraz uzun. Benimkiler de biraz uzamış. Benimkiler de. Tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik aslında. Evet ne güzel olurdu. Evet, keşke evden getirseydim. Merak etmeyin, okulda tırnak makasımız var çocuklar. Yaşasın. Çok kötü öğretmenim. O zaman bugünü tırnak kesme günü ilan ediyorum. Yaşasın. Tırnaklarımızı çıt 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 kestikten sonra da tırnak kesme kutlaması yapalım. Olur mu öğretmenim? Evet, lütfen öğretmenim, lütfen. Kutlamaya bayılırım. Tamam çocuklar. Aferin çocuklar. Şuşu. Bak bu da yeni arkadaşımız Mimi. Merhaba Mimi. Merhaba Şuşu. Zeze ile Bibi'yi tanıyorsun zaten değil mi? Evet canım. Çok tanıyorum. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuklar. Şuşu. Efendim Mimi? Bize bir tane tırnak kesme şarkısı söyler misin? Evet. Hadi Şuşu söyle söyle. Tamam canım hadi söyleyelim.
çıt 3, çıt 4, çıt 5. Hop! Mis gibi oldu bu el. Çıt 6, çıt 7, çıt 8, çıt 9, çıt 10. Şimdi ikisi de mis gibi. Çıt 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 kestik hepsini. Tertemiz ettik ellerimizi. Çıt 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 kestik. Tırnak kesme günümüzü kim sunmak ister? Pepe? Ha, tamam. Merhaba. Bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çok yaşa Pepe. Çünkü bizim, yani uğur böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamış. Hiçbirimiz de fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa Zizi gibi kendimize zarar verebiliriz. Ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında içlerine istemediğimiz mikroplar yerleşir. Ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir. Öğretmenim ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. O zaman tırnak kesme günümüz kutlu, mutlu olsun. Yaşasın, yaşasın tırnak kesme günü. Çok yaşa Pepe. O zaman ilk kiminle başlıyoruz? Ben. Tamam, gel bakalım. Elimizde 10 parmak var. Onunda da bir tırnak var. Tırnaklarımız uzayınca onları keseriz mutlaka. Çıt 1, çıt 2, çıt 3, çıt 4, çıt 5. Hop! Mis gibi oldu bu el. Çıt 6, çıt 7, çıt 8, çıt 9, çıt 10. Şimdi ikisi de mis gibi. Elimizde 10 parmak var. Onunda da bir tırnak var. Tırnaklarımız uzayınca onları keseriz mutlaka. Çıt 1, çıt 2, çıt 3, çıt 4, çıt. Rica ederim Pepe. Hadi çocuklar, şimdi hep beraber ellerimizi yıkayıp mis gibi yapalım. Yaşasın. Ben gelmeyeceğim. Ama niye ki? Bibi, ama tırnaklarımız uzunken içine pislikler girmiş olabilir. Şimdi kestik ya, yıkayalım ki ellerimiz tertemiz olsun arkadaşım. Neden gelmek istemiyorsun Bibi? Ayak tırnaklarımızı kesmedik de onda. Bugün tırnak kesme günü değil mi? Doğru ya. Allah seni. Aferin sana.